Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bu naylon iplerle ilgili bir proje çalışması yapacağız. Bu ipler benim elimde var arkadaşlar. Yani ben yıllar önce bunlarla inoyası yapıyordum, dışarıya işler yapıyordum. Onun için bir sürü renklerde almışım, elimde kalmış farklı markaların ipleri. Tabii inoyasına da zaten az gidiyor ve elimde bir sürü kaldı bunlardan. Ne yapacağımı bilemediğim için ben de bunlarla ilgili yeni projeler üretmeye başladım. Bugün de yeni bir proje çalışacağız. Şimdi iplerin markaları çok farklı arkadaşlar. Yani elinizde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Özkarlı diye yazmışlar. Ondan sonra şöyle koyayım. Mesela bu da Yabalı sanırım. Evet, Yabalı marka. Yani birçok markanın ipleri var benim elimde. Yani altın iplik sanırım bu da. Yani farklı farklı markaların ipleri olabilir arkadaşlar. Önemli değil bunlar. Yani hangi markanın ipi olduğu çok önemli değil. Zaten tığ oyası yapıyoruz. Tığ yapıyoruz. Oya da yapmıyoruz. Bu şekilde mesela. Birkaç katlıyoruz. Birbirine dengeliyor bunlar zaten. Bakın bu şekilde. Farklı farklı markaların ipleri var elimde. Bunlarla çalışıyorum ben. Bu da Yabalı. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde iplerim var. Ben bunlarla çalışıyorum. Aslında bu model için şu renkleri kullandım. Ama tabii ben ilk önce bitiş kısmını çektiğim için bu ipler bitmiş oldu. Aslında bunlar da ilk başta böyle bütün iplerdi arkadaşlar. Yani çok az kullanmışım belki üzerinden. Şu mesela biraz daha fazla kullanmışım. Kullanmışım biraz şey yaptı. Tam çantayı bitirdi. Sadece sap kısmı için bu kadar ipim kaldı arkadaşlar. Bütün ip kullanırsanız daha rahat olur bu çalışma için. Şimdi çalışmamıza geçebiliriz arkadaşlar artık başlangıç kısmını çekmek için. Evet arkadaşlar, bakın farklı tonlarda aslında bunlar. Biri biraz daha pembeye yakın, mor gibi. Daha farklı. Bunlar biraz daha yakın birbirine. Bir böyle grimsi var. Aslında bunlar bir araya gelince çok hoş bir renk oluşturuyor. Şimdi arkadaşlar 4 ipten de birer tane alıyorum. Yani hepsi bir arada, bakın. Şöyle göstereyim. Hepsinden aldım. 4 katlı bir ip oluşturuyorum. Bu sefer 4 katlı çalışacağım. Biraz daha ince olsun istiyorum. Şimdi bu şekilde yapıp halka yapıyorum. İçine bir tane düğüm atıyorum. Sonra bir tane daha atıyorum. Bir, iki tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki zincir yapıyorum. Bir, iki tane sık iğne yapıyorum. Sonra dönüyorum. İlk sık iğnenin arkasına batıyorum. Sonra bir daha batıyorum. İki tane yapıyorum buraya. Sonra ikinci sık iğnenin arkasından batıyorum. Şimdi ortadaki zincir olan yere geldim. Oraya batıp bir, İki tane sık iğne yapıyorum. İlk sık iğnenin arkasına bir tane batıyorum. İkinci sık iğnenin arkasına geliyorum. Bir, iki tane yapıyorum. Sonra bir zincir yapıyorum. Dönüyorum. İlk sık iğnenin arkasına bir, İki tane yapıyorum. İkinci sık iğnenin arkasına batıyorum. 3 ve 4. Şurada iki zincir yapmadım herhalde. Hemen dönüyorum ortaya. Bir tane yaptıktan sonra bir, iki zincir yapıyorum. Ondan sonra bir tane daha yapıyorum. Bir, bir ve iki tane. Sık iğne döndüm, zincir yapıp ilkine batıyorum. Bir, iki tane.
Sonra 3 tane kalıyor. 1 2 3 taneyi yapıyorum. Zincirin içine batıyorum. 1 1 2 zincir. Yine zincirin içine batıyorum. Sonra ilk sık iğnenin arkasına batıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ilk sık iğnenin arkasına battım. 1 bir de ortada vardı, 2 3 4 da kenardakine de batıyorum. 5 yine aynı yere batıyorum. 6 1 zincir yapıp dönüyorum. İlk sık iğnenin arkasına batıyorum. 1 bir daha batıyorum. 2 3 4 5 6 7 bir de ortaya batıyorum. 8. Yani her sırada 2 tane arttırmış oluyorum. 1 2 zincir yapıyorum. Ortada arttırıyorum. 2 3 4 5 6 tam kenardakine de batıyorum. 7 ve 8. Tekrar bir zincir yapıp dönüyorum. Aynı şekilde çalışarak 28 tane olana kadar devam ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi 28 tane ilmek olana kadar arttırdım. Şimdi bir zincirimi yapıyorum yine. Birinciyi bırakıyorum, ikinciye batıyorum. Yine arkadan alarak ortaya kadar geliyorum. Şimdi ortaya geldim arkadaşlar. 2 zincir olduğu yere batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. 1 2 zincir yapıyorum. Yine ortaya batıyorum. Yani şu arttırdığım kısımda yine arttırıyorum. Arttırma devam ediyor burada. Ve yine geriye batarak diğer kısmımı yapıyorum. Sonda 2 tane kalana kadar çalışacağım bu şekilde. Evet arkadaşlar, bakın şimdi sonda 1-2 tane var. Birinciyi bırakıyorum, buradakini bir sonrakine batıyorum. Ve sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra yine bir zincir çekiyorum. Bakın birinci duruyor, ikinciye batıyorum. Böylelikle
Buradan arttırmaya devam ediyorum ortadan ve buradan da eksilttiğim için düz olarak gidecek artık. Yani dümdüz gidecek bundan sonraki kısmı. Şimdi arttırma kısmı bitmiş oluyor. Artık yukarıya doğru dümdüz olarak gidiyor. Hem sıranın başında hem de sonunda birer tane ilmek eksiltiyoruz. Burada eksilttim. Şimdi burada bir iki tane kalıyor. Bunu yapmıyoruz. Buna geçiyoruz. Buradan buraya atlıyoruz. Her seferinde bu şekilde çalışarak 28'i istediğimiz kadar devam ettirebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi şu şekilde biraz ördüm ben. Bakın, eni 9 santim. Şimdilik boyu bunun 28 santim. Şimdi eğer telefonunuz küçükse veya başka bir amaçla kullanmak isterseniz, bakın bu şekilde bunu bırakıp bu şekilde bir cüzdan, çanta şeklinde kullanabilirsiniz. Tabii telefonunuz da küçük de bunun içine sığıyorsa ya da biraz daha kaldırabiliriz. Bu şekilde kullanabilirsiniz ya da daha küçültüp cüzdan alarak kullanabilirsiniz bunu. Bakın şimdi daha iplerim, bunlar büyük olduğu için daha yarı gibi. Bunları biraz daha fazla kullanmışım herhalde, bu da yarı gibi. Şu bir azaldı. Şimdi ben bunu örmeye devam edeceğim. Benim telefonum biraz daha büyük olduğu için bunu örmeye devam edeceğim ben. Siz isterseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz.
Evet arkadaşlar, şimdi ben bu şekilde çalıştım. Şöyle ölçeyim. Uç kısmından tutuyorum. Diğer başlangıç kısmına kadar. 39, neredeyse 40 santim olmuş. Ya yani bu benim telefonum için uygun. Bu değil tabi telefonum arkadaşlar. Telefonum kamera. Telefonla video çekiyorum aynı zamanda. Onun için onu gösteremiyorum. Bu eski telefonu. Şimdi bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Siz kendi telefonunuza nasıl uyarsa o şekilde yapın ölçülerini. Eni de 9 santim. Şimdi bu şekilde olacak şekilde siz kendi telefonunuza ya da kullanacağınız yere uygun olacak şekilde hazırlayın. Ben şurada 1 santim fazlalık bıraktım. 1-2 santime yakın bir fazlalık bıraktım. Şimdi burasını düz yapacağım arkadaşlar. İsterseniz bu şekilde üçgen olarak bırakabilirsiniz. Ben bu kısmını düz olarak bitireceğim şimdi. O kısmını göstereceğim sizlere de. Şimdi dönüşte bir zincirimizi çekiyoruz. Bunu bırakıyorduk. Bir sonrakine batıyoruz. Bir tane eksiliyor buradan o zaman. Şimdi ortaya kadar aynı şekilde sık iğnelerimi çalışacağım. Şu orta kısma gelene kadar. Evet arkadaşlar. Şimdi burada bir sonuncuya batmıyorum. Tam ortaya batıyorum. Ama bir tane bırakmış oldum, orada da eksilttim. Sonra bir zincir yapıyorum, dönüyorum. Bu birinci, ikinciye batıyorum ben. Yani ilk baştakini boş bırakıyorum eksiltebilmek için. Sonra yine ilmeklerin arkasından batarak sıranın sonunda bir tane ilmek kalana kadar çalışacağım. İki tane pardon. Evet arkadaşlar, sıranın sonuna geldik. Bir iki tane var. Birinci, bunu bırakıyorum. İkinciye batıyorum. Arada eksiltiyorum ilmeklerimi. Sonra bir tane zincir çekiyorum yine. Dönüyorum. Yine birinciyi bırakıp ikinciye batıyorum. Yani birer tane ilmeğin üstüne batmadığım için eksilmesi gerekiyor. Her sırada iki tane ilmek eksilir arkadaşlar. Şimdi sıranın sonuna geldiğimde yine bir tanesine batmıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Bir zincir çekip dönüyorum. Bir ikinciye batıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi 4 ilmeğim kaldı. Dönüyorum. Bir tane atlıyorum. 2 ilmeğimi yapıp bitiriyorum arkadaşlar bu kısmını. Bakın bu şekilde tamamladım. Şimdi buradan ipimi keseceğim. Şimdi tekrar iplerimi alacağım. Şimdi tam ortaya geliyorum. Batıyorum. İpimi bağladım buraya. Şimdi yine arkadan batarak, ipi de yürüterek devam edeceğim. Burada atlamadım bir taneyi. Pardon. Bir taneyi bırakacağım. İkinciye batacağım. Sonra aynı şekilde burayı çalıştığım gibi orayı da çalışacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde bitirdim iki tarafında. Şimdi bir zincir çekip dönüyorum. Şuradan rahat göstereyim diye. İlk göze batıyorum iki zürafanın arasında. Bir, iki,
3. Daha sonra yandakine batıyorum. Bir yanındakine batıyorum. Sonra buradakine batmıyorum. Bakın şuna batıyorum. 1. Hemen yan göze batıyorum. 2. Sonra diğer tarafa, tırtığın diğer tarafına 1. 2. 1. Hemen dibine 2. Tekrar 1. 2. Yani şurada ucu şuna batmıyorum. Şuraya batıyorum arkadaşlar. Ortaya geldiğimde tepeye batıyorum, ortaya batıyorum, tekrar tepeye batıyorum. Sonra yine aralara batarak devam edeceğim. Evet arkadaşlar, bakın şurada şuraya batmıyorum yine. Bir araya, yine araya. Şuna batmıyorum. Şuradaki kısma batıyorum. Ve hemen yanındaki araya. Evet arkadaşlar, bu sırayı bu şekilde tamamlayacağım. Şimdi köşeye geldiğimde yine 1 2 3 tane yapıyorum. Alt tarafa doğru devam ediyorum. İpi de altta yürütüyorum, son ipini. Birkaç tane yürüttükten sonra kesebilirsiniz. Evet. Şimdi etrafını bu şekilde dolanacağım. Aşağıda da aynı şeyi yapacağım arkadaşlar. Bütün etrafını bir dolanacağım. Bir daha dolanacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi son kısmına geldim. İki sıra. Kenarlarda yine tam ortaya üçer tane battım arkadaşlar. 3 tane yapmıştım ya köşeye. Ortadakine yine 3 tane batarak bütün etrafını 2 kez dolandım. 1 ve 2 kez dolanmış oldum. Şimdi kenarını son kısmında yapıyorum. Kaydırmalı ilmekle bitiriyorum. İpimi kesiyorum. Daha sonra hemen dibindeki ilmekten alıyorum, geçiriyorum, alta geçirdim bu şekilde, bir alt sıraya geçiriyorum, bu şekilde yürüterek birkaç tane geçiriyorum. Daha sonra da pardon, şu şey oldu, bunu da alacağım, bir sonrakinde yapacağım bu işlemi. Bir sefer iki tanesini alıyorum, geçiriyorum, ikisini birbirine düğüm atıyorum, iki katlı iki katlı. Güzelce düğüm atıyorum. Ondan sonra kesiyorum. Ve naylon iplik olduğu için
yakarak yapıştırıyorum oraya. O zaman daha düzgün oluyor. Ama burada şeyim çıktı. Şimdi şu hizada ben telefonu tabii kamera olarak kullandığım için telefonumu ölçüsünü aldım önceden arkadaşlar. Tam şu hizada yeniden yapmam gerekiyor. Birleştirmem gerekiyor oradan. İplerimi alayım bu tarafa. Şimdi yine dördünü bir araya aldım. Şekilde yaparak bir tane zincir çekiyorum bu sefer. Biraz da ucunu düzelteyim, çok dağınık olmasın. Şimdi burada köşedeki ilmeğe batıyorum. Bir de işaretin olduğu yerdekine batıyorum. İşareti alıyorum. İpin ucunu alta saklıyorum. İkisini birden alıp bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra bir sonrakine batıyorum. Bir sonrakine. Pardon, burası olmadı. Şöyle yapacağım. Bunu aldım. Bunu da aldım. Kaydırma ilmek yapıyorum arkadaşlar. Sonra tekrar alttan aldım. Kaydırmalı ilmek yapıyorum. Biraz şey olduğu için zor oluyor. Sıkı burası. Evet, zar zor geçirdim arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi şunu araya alacağım. İkinci ilmeklere geçiyorum. Sıradaki ilmeğe kaydırıyorum. Üçüncüye geçip kaydırıyorum. Kaydıra kaydıra aşağıya kadar devam edeceğim. Arkadaşlar bu şekilde devam ediyorum aşağıya kadar. Evet arkadaşlar, şimdi sıranın sonuna kadar geldim. En kısa son kısmına batıyorum. İpimi kesiyorum. Ve içe çekeceğim onu da. Yine aynı şekilde birkaç tane gezleyip düğüm atıp bitireceğim arkadaşlar bunu da. Şimdi bu kısmı da aynı şekilde yapacağım şimdi. Buradan hemen düzeltip hizasına bakıp şimdi buradan başlayıp yukarıya doğru yapacağım arkadaşlar aynı şekilde.
Evet, çok sıkmadan. Yavaş yavaş. Tığ ile dikme işlemini yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yine öbür telefonumu getirdim, eski telefonum. Yenisi de buna yakın zaten. Bir şekilde ayarlıyoruz. Şimdi buraya çıt çıt dikeceğim. Şu şekilde mıknatıslı çıt çıtlarım var arkadaşlar. Bunu alt parçaya dikeceğim. Bunu da üst parçaya, şuraya dikeceğim. Kapandığında zaten hemen kendiliğinden kapanıyor zaten, yapışıyor bunlar. Bunu da ayarlayıp dikeceğim. Şimdi üst parçasını ben bir dikeyim. Şu şekilde. İplerden herhangi biriyle dikiyorum arkadaşlar, şey, tek kat, çok belli olmasın dikişi diye. Elime de batırdım. Evet. Dört köşesine dikeceğim şimdi. Sonra da bunu hizalayıp dikeceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi şu şekilde koyarak hesaplıyorum. Şuraya gelmesi gerekiyor. Şimdi bunu da aynı şekilde buraya dikeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi diğer kısmını diktim. Çıt çıtı. Kapatıyorum bu şekilde. Telefon çantamı. İsterseniz farklı bir amaçla da kullanabilirsiniz. Bunu söyleyecektim aslında, şöyle katlayarak, farklı katlayarak cüzdan da yapabilirsiniz bu modelde. Şu şekilde bir kat söyleyemedim de. Yani şöyle bir kat yapıp bir de buradan yapıp dörde katlayıp cüzdan da yapabilirsiniz. Onu söylemeyi unuttum. İnşallah başka bir videoda onu da çekerim. Şimdi bu şekilde tamamlamış oldum arkadaşlar. İplerimden şu kadar kaldı. Şimdi bunun videosunu farklı çektiğim için ilk önce başlangıç kısmını daha sonra çekeceğim. Onun için şu şekilde makaralardan diyeyim, hemen hemen dolu olan iplerden bu kadar kaldı. Onu da sap yapmayı düşünüyorum. İnşallah sapı da yapınca tam birer tane masura, 4 tane kullandım. 4 masuradan bir tane bu şekilde yapmış olursunuz. Bunların tabi masuralara para vermedim. Kim bilir kaç yıllık ipler elimde kalmıştı. Sadece 3,5 lira şu çıt çıt için verdim. Bütün maliyeti bu kadar bana. Büyük bir zevkle de ördüm. Umarım sizler de beğenirsiniz. Severek yapar. İyi günlerde kullanırsanız, daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Yorum kısmında da istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.